Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Veteriner Hekim Mehmet Orhan Özbaba, vücut direncini düşürüp hayvanların başka hastalıklara yakalanmasını kolaylaştıran 3 gün hastalığı nedeniyle resmi olmayan rakamlara göre 3000 büyükbaş hayvanın telef olduğunu bildirdi. Resmi kayıtlara göre bir şey söyleyemiyorum ama yaklaşık kayıtlara göre bu bölgede 3000 civarında hayvanın kaybolduğu, öldüğü, hatta geçenlerde 15 gün önce Kadirli civarından bir meslektaşımın direkt bana verdiği bilgi, sadece Kadirli bölgesinde 1700 hayvanın telef olduğu yönünde bilgiler var. Özbaba, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirdiği basın toplantısında Hatay, Adana ve Mersin başta olmak üzere tüm güney bölgesinde büyükbaş hayvanlarda görülen 3 gün hastalığının beklenenden çok daha etkili olduğunu söyledi. Virüs zaman içerisinde bir takım değişikliklere uğramış ve bu son gelen salgında hayvanlarda ölüme neden olacak kadar ciddi hasar bırakmıştır. Hastalığın daha önce de görüldüğünü ama bu kadar etkili olmadığını belirten veteriner hekim Mehmet Orhan Özbaba, hastalığın sıcak bölgelerde sinek ve sivrisinekle bulaştığını kaydetti. Hastalığın normal seyrinin 3 gün olduğunu ve yüksek ateşte vücut direncini düşürüp hayvanların başka hastalıklara yakalanmasını kolay hale getirdiğini belirtti. Ölüme neden olmasının nedeni bağışık sistemini çökertmesi ve bizim sekonder enfeksiyon dediğimiz ikinci enfeksiyonların da vücuda girmesiyle hastalığın çok ciddi ve şiddetli yayılmasına neden olmuştur. Halk arasında 3 gün hastalığı olarak bilinen ve büyükbaş hayvanlarda görülen hastalığın koruyucu hekim uygulaması kullanılarak devlet tarafından köylülerin ahırlarını ücretsiz ilaçlamasıyla ve mezbanelerde kayıt altında yapılacak olan kesimlerle aşılabileceğini vurgulayan Özbaba, hasta hayvanını elden çıkarmak zorunda kalan köylünün hayvanını ucuz yolla alan rançlarında insan sağlığını tehlikeye attığını dile getirdi. Vatandaşın köylünün bir tane tosunu var, bir tane ineği var. Onunla belki kızını verecek, belki oğlunu askere gönderecek. Ve bu hayvan hastalanıyor. Hastalandığı sırasında bir hekim çağırıyor ve bu hekim iğnelerle tedavi etmeye çalışıyor. Ancak tedavi olmuyor vaka. İlaç yükleyeli de 3 gün olmuş. Vatandaş bu hayvanı ister istemez bazı rantçılara teslim etmek zorunda kalıyor. O rantçılar da bunu normal fiyattan çok daha altında aldığı için, ucuz aldığı için onlar da karlı gözüküyor. Vatandaş da en azından tamamen kaybetme korkusuyla belli bir miktar para kazanmaysa hesabını tutuyor.